Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Alkan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Bugün Mehmet Hoca ile Tarih Vakfı'nı ve Tarih Vakfı'nın faaliyetlerini, yayınlarını konuşacağız. Ne zaman kuruldu hocam Tarih Vakfı? Neden kuruldu? Neden böyle bir şeye gereksinim duyuldu? Şimdi Tarih Vakfı 1991 yılında kuruldu ve bir birikimin üzerine kuruldu aslında. Çünkü özellikle 1960'larda başlayan Türkiye'de değişen tarihçilik, akademik tarihçilik, daha sosyal tarihçilik 1980'lere geldiğinde belli bir birikime ulaşmıştı. Bu birikimi işte toplum bilim gibi dergiler, birikim gibi dergiler ve sonra tarih toplum, Mete Tunçay hocamızın öncülüğünü yaptığı, kuruculuğunu yaptığı Tarih Toplum dergisinin çıkması. Tam o dönemde Cumhuriyet dönemi Türkiye Ansiklopedisi ve Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi gibi tarihsel birikimi derleyen eserlerin ortaya çıkması. Ki burada hem Mete Hoca'nın öncülüğünü, Mete Tunçay'ın öncülüğünü, hem iletişim yayınlarının yaptığı katkıyı hatırlamamız lazım. Gerçekten paha biçilmez bir katkıydı o. O birikim daha sonra Türkiye'de ağırlığını büyük ölçüde koymuş, daha böyle dini ağırlıklı, sağ ağırlıklı veya muhafazakar ağırlıklı, biraz hamaset ağırlıklı, biraz resmi tarih, resmi ideoloji ağırlıklı ve nihayet siyasi tarih ağırlıklı tarihçilik anlayışının dışına çıkan, daha sorgulayıcı, akademik, daha özgür, kendisini herhangi bir tezi, devlet tezini veya resmi bir tezi kanıtlamakla yükümlü hissetmeyen bir tarihçilik anlayışının 1990'ların başında organize edildiğini görüyoruz. Bu o kadar hızlı da oldu ki böyle bir ihtiyacın varlığı ve hakikaten hazır bir toprağın olduğu görüldü. Ve 7 kişilik bir girişim kuruluyla başladı. O zaman tabii duayen hocalarımız bu işin öncülüğünü üstlendi. Orhan Siliyer'i de zikretmem gerekir. O sırada Hollanda'dan gelmişti ve bu girişimlere ön ayak oldu. O sırada hızlan bu alanda çalışan, çalışmakta olan akademisyenler, akademi dışından insanlar, tarihe meraklı ve bunu destekleyecek Tarih Vakfı'nı kurdular. Ben o sıralarda asistandım. Dolayısıyla birkaç genç kurucusundan biri benim Tarih Vakfı'nın. Hatta hem o dönemin girişim kurulu hem de Zafer Toprak hocamız büyük bir âli cenaplık göstererek, hani beni ziyarete gelerek kuruculuğa çağırmıştı. Gençlerin aramızda olmasını istiyoruz demişti. İşte orada başlayan üyelik, işte kimi zaman yoğunlaşan, kimi zaman seyrekleşen katkılar, işte daha sonra 2017'de benim Tarih Vakfı Başkanlığıma kadar devam etti. Evet. Şimdi de Tarih Vakfı Başkanlığı'nı yürütüyorum. Evet, baştan beri oradaydım diyorsunuz evet. Yani. Bir de şunu görmek lazım. Hakikaten kurucuları çok seçkin insanlar. Bu seçkinlik şu anlamda söylüyorum. Yani bu ülkeye önem vermiş, değer vermiş, katkı yapmış, eser vermiş insanlar anlamında söylüyorum. Elitist anlamda söylemiyorum bunu. Öyle bir kurucular kurulu mütevelli çerçevemiz var bizim. Hala bunu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla herhalde Türkiye'nin en saygın, en bir anlamda da hani çok 30 yıl gibi bir rakama ulaşıyoruz yakında. Fakat buna rağmen eski diyebileceğimiz tabii. Ve tavrından, bakışından ödün vermeyen, demokrasiye bakışından ödün vermeyen tavrımız devam ediyor. Mesela biz bütün yönetim kurullarımızda, işte yayın kurullarımızda veya toplantılarımızda muhakkak kadın erkek dengesine, cinsiyet dengesine çok önem veriyoruz. Yani bu bizim için hani normalleşmesi gereken bir şey. Yani bu da şöyle anlaşılmasın, bir jest değil bu, evet. Bir ihsan değil bu. Zaten böyle olması gerekir. Evet, bizim buna özen göstermemiz gerekiyor, bu hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Onu yapmaya çalışıyoruz örneğin. Bir de
bugüne kadar, yani hele şu son dönemde, hep kendi kaynaklarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Yani devlet katkısı olmadan, yani herhangi bir kuruma borçlanmadan tamamen imece usulü çalışan bir... Bağımsız. Evet, bağımsız. Dolayısıyla işte bağımsızlığımızı koruyabiliyoruz. Bu çok önemli. Bir de işte ben yönetim kurulu başkanı olarak, ben veya yönetim kurulu üyelerimizin herhangi biri veya toplumsal tarih dergimiz var bizim. Türkiye'nin en eski, en uzun dergisi. Ondan uzun bir tarih dergisi olmadı. Onun yayın kurulu, toplumsal tarih yayın kurulu veya kitap yayın kurulumuzun üyelerinin hiçbiri, hiçbir isim altında para almazlar. Çok yani bu bizim için gönüllülük esastır. O yüzden mesela ben işte son iki yılımızı, kendi başkanlık dönemimi değerlendirebilirim yönetim kurulu üyelerimizle beraber, yönetim kurulumuzda. Ve şunu iddia ederim, Türkiye'de hiçbir üniversite bizim kadar akademik etkinlik yapmamıştır, konferans düzenlememiştir, kitap yayınlamamıştır, düzenli dergi yayınlamamıştır. Bu konuda da aylık. Evet, yani aylık. Hiç seviyesinden taviz vermeden bunu da iddia ederim ve bunun haklı gururunu yaşarız her yani, zaman. Yok, bence de çok takdire şayan bir şey bu. Ben de yani toplumsal tarihin her daim abonesi bir okuru olarak gerçekten her seferinde çok şey öğreniyorum. Peki hocam, Tarih Vakfı şu anda bir takım faaliyetler yürütüyor bahsettiğiniz gibi. Bu faaliyetler neler? Kaç koldan ilerliyorsunuz? Çalışma ekipleriniz var mı? Yani projeleriniz var mı? Bu projeler nasıl devam ediyor? Şimdi onun üzerinde projemiz devam ediyor. Bunların bir kısmı kurum tarihi şeklinde devam ediyor. İşte iki bankanın tarihi yazılıyor örneğin. Türkiye'nin çok önemli iki bankasının tarihi. Çok önemli bir eski köklü lisesinin tarihi yazılıyor şu anda. Buna benzer projelerimiz devam ediyor. Bir kanat da bu gidiyor. Dolayısıyla biz şu ana kadar yaklaşık rakam söylemem gerekirse 500'e yakın kitap yayınladık. Bu kitapların bir kısmı telif, bir kısmı çeviridir. Çeviri kitaplar dünya literatürüne geçmiş kitaplardır. Bu konuda hakikaten dünyada belli bir çizginin üstündeki kitaplardır. Telif kitaplarımız da aynı şekilde hem Türkiye'de hem dünyada temel referans alan, bundan da gurur duyacağımız bir listemiz var bu konuda. Bizim yayın faaliyetimizin ikinci kısmı kurum tarihlerimiz. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz kurum tarihçiliğini Tarih Vakfı başlattı ve Türkiye'de bugün aklınıza gelebilecek en önemli sanayi, işte mali veya sosyal alanda çalışan kurumların tarihini yazdık. 50'ye yakın kurum tarihi yazdık ve yazmaya devam ediyoruz. Bir yandan dergimiz aksatmadan, herhangi bir aksaklık yaşamadan devam ediyor. Hatta dergimizin dağıtım ağını biraz genişlettik. Şimdi daha fazla sayıda basıyoruz ve bazı marketlerde, Migros gibi, Carrefour gibi marketlerde de evet satılmaya başlandı. Daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşabiliyoruz. Bizimle beraber mesela biz şimdi 15 günde bir toplantı düzenliyoruz. Şu anda düzenlediğimiz toplantılar milli mücadele ve edebiyatı üzerine. Engin Kılıç Sabancı yani. Üniversitesi'nden değerli arkadaşımız çok güzel yürütüyor. Hatta bu konu o kadar rağbet gördü ki biz 15 günde bir yaparken şimdi bunları haftada bir yapmaya başlayacağız. Ne kadar güzel, şahane bir haber. Buradan da duyurulmuş olalım. Evet. Ocaktan itibaren onun da, her hafta. Her hafta bu konuda bir konferansımız olacak. Konferanslarımızda da rağbetler çok güzel. O konuda da çok memnunuz. Bir de mesela bizim etkinliklerimizin afişini yapan Gökhan Pahlı adında İzmir'den bir grafik sanatçısı dostumuz var. O işte ben başkanlığa geldikten sonra bize dahil oldu Ömer Durmaz hocamızın da önerisiyle. Ve Gökhan'ın mesela bizim için yaptığı, çizdiği afişler bugüne kadar 5'in üzerinde uluslararası ödül kazandı. Bundan da gurur duyuyoruz hakikaten. Ama ben hani şimdi geriye dönüp baktığımda, şimdiye baktığımda hep şunu görüyorum. Burada bir gönüllülük ve içten gelen bir istek var. Zaten işler öyle yapılınca gerçekten karşılığını buluyor. Yani niye Engin Kılıç bütün bu toplantıları düzenlerken herhangi bir para alıyor ki? Muhtemelen cebinden para gidiyordur bir takım şeyleri halletebilmesi için. Ne Gökhan bizden çizdiği afişler için herhangi bir ücret talep, aklına bile gelmez. Yani bir para deseniz mahcup olur. O kadar hassas bu işlerde. Yine yönetim kurulu üyelerimizin tamamı bu konuda. Başta
Yusuf Doğan Çetinkaya olmak üzere çok emekleri var bizim yaptığımız işlere. Dolayısıyla galiba bu işi sürdürmeye, hele yani 2016 sonrası Türkiye'sinde bu tür işleri sürdürmek. Böyle disiplinle ve azimle. Evet ve umutsuzluğa düşmeden, karamsarlığa kapılmadan yürütmek hakikaten kolay değil. Bunu da başardık yönetim kurulu olarak. O yüzden de keyifliyiz. Yani bu kadar güzel bir şeyi yaşatmak için herkesin el birliğiyle dayanışma içinde olması da zaten bu kurumun ne kadar önemli bir kurum olduğunu ve herhangi bir maddi destek olmadan kendi başına bağımsızlığını yürütmek için de, yani bağımsız kalmaya devam etmek de çok önemli bir şey. Kesinlikle öyle. Yani bu başka bir şekilde çözülebilirdi ama bunu tamamen bertaraf edip bu şekilde kalmaya devam etmeniz de çok... Herhangi bir kurumun dümen suyuna girmeden, herhangi bir maddi ilişki sebebiyle zaman zaman suskunluğu seçerek, zaman zaman müdafaa etmek pozisyonunda olmadan. Mesela yine... Ya bunu tarih için yapmak. Evet, bir de bunu tarih için, tabii Türkiye için, demokrasi için yapmak, öyle diyelim. Bir de şu var, işte biz yönetim kurulu göreve başladıktan sonra en çok önem verdiğimiz şeylerden biri İstanbul dışındaki etkinlikler oldu. Zaten Ankara ve İzmir'de gönüllülerimiz bunları yürütüyorlardı, bir takım etkinlikleri. Daha sonra biz Bursa Nilüfer Belediyesi ile, Adana ile, Adana Seyhan'la, ki şimdi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oldu Zeydan Karalar. Sonra Çanakkale ile, sonra Eskişehir ile, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile, Ahmet Ataç'la protokoller imzaladım ben. Şimdi gelecekte İzmir'le, Büyükşehir Belediyesi ile imzalamayı umuyoruz çünkü o bir sürece girdi. Bunlarla da yine herhangi bir karşılık beklemeden, yani bu belediyeler bize herhangi bir katkıda bulunmuyorlar. Yalnızca alırlarsa bazen kitaplarımızı alıyorlar. Biz o belediyelerle şu anlaşmayı yapıyoruz. Aylık konferanslar, toplantılar düzenliyoruz. Yani bizim bir bu alanda çalışan tarihçi arkadaşlarımız, dostlarımız, hocalarımız var. Bunları özellikle genel sekreterimiz, ona çok şey borçluyuz, Tanıl Bora, bütün bu İstanbul dışı söyleşileri organize eden yönetim kurulu üyemiz. Onun çok büyük emeği var. Onunla beraber işte her ay Ankara'da ayda 2-3 defa olabiliyor. İşte Tepebaşı'nda, Eskişehir'de, Adana'da, Bursa'da, şimdi Çanakkale'yle de imzaladık. Ondan da aylık toplantılar gidiyor. Tabii orada güzel olan bir şey daha var. Hakikaten toplantılar rağbet görüyor. Onu görüyorsunuz. Yani siz seviyeli bir iş yaptığınızda hemen onun karşılığını görmeye başlıyorsunuz. Bu da hakikaten bizi çok memnun eden, bizi çok hoşnut eden bir durum bu rağbet. Tarih Vakfı ve Tarih Vakfı etkinliklerine yönelik rağbet. Bu böylece aslında şehir hayatına da büyük bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda insanların yaşadıkları şehir hakkında bir şeyleri fark etmelerini de sağlıyorsunuz. Ve böylece tarih güncel olanla da bir araya geliyor. Kesinlikle. Ve karşılıklı bir diyaloğa dönüşüyor böylece. Herhalde Tarih Vakfı'nı ayırt edici kılan şeylerden birisi de bu. Bir dönem yerel tarih gruplarını Tarih Vakfı organize etmeye çalışmıştı. Sonra bir dönem onlar aktif olarak çalıştılar. Sonra hakim kaldı. Şimdi... Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi ile hayata geçirmeye çalıştığımız bir proje var. Hatta geçen hafta o sebepten dolayı Eskişehir'deydim. Eskişehir'de zaten bir periyodik toplantı yapıyoruz. Oradan da çok memnunuz. Hem Tepebaşı Belediyesi'nin ağırlaması bizi. Bu arada hani bu konferanslar, gidişler, gelişlerde bizim protokol imzaladığımız belediye yalnızca gelen kişinin yol masrafını karşılıyor ve bir gecelik yatışını karşılıyor. Yani biz gelen konuşmacılar herhangi bir ücret de almıyor. Akıllara farklı bir şey gelmesin diye söylüyorum. Bunlar önemli şeyler çünkü. Doğru. Mesela Tepebaşı Belediyesi ile bu bir matematik evi açmışlardı onlar. Çok da güzel gidiyorlar. Ben de haberdardım. Hatta bir gün bir konferans sonrasında belediye başkanı Ahmet Ataç'la konuşurken bir felsefe ve tarih evi de açsak ne güzel olur dedim. Ve bunu hızdan biz harekete geçirdik. Geçen hafta hem bu Dünya Felsefe Kurumu Onursal Başkanı hem de Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı İonna Kucuradi, Profesör Doktor İonna Kucuradi ile ben de o kurumun üyesiyim. Türkiye Felsefe Kurumu üyesiyim. Hem bir felsefe evi açmak
hem de Tarih Vakfı Başkanı sıfatımla zaten çok güzel ilişkilerimiz var. Bir tarih evi açmak projesini konuştuk. Şimdi önce felsefe evini hayata geçireceğiz. Ardından tarih evini. İşte bu tarih evi biraz önce söylediğiniz bu şehirle işte tarihçinin veya bizlerin ilişkisi bir anlamda şehir, o şehir hakkında kaygı duyanlar, çalışanlar, emek verenler, yerel tarihçiler, amatör tarihçiler hem de profesyonel tarihçileri bir araya getirecek. Hem de biraz çocuklara da yönelik, yani tarihi böyle bir ezber, var olan iktidarı meşrulaştıracak bir uydurma geçmişin ötesine taşıyarak daha bugünümüzü anlamaya, insan soyunu anlamaya, insan onurunu, demokrasiyi anlamaya yönelik bir arada yaşama şartlarının, pratiğinin belki dip köklerini aramaya, teşvik etmeye yönelik bir organizasyon. Umuyorum ve diliyorum, henüz yönetim kurulu arkadaşlarımla konuşmadım, toplantı yapacağız önümüzdeki hafta. Bu tarih evi projesini mümkün olduğu kadar bütün protokol yaptığımız belediyelere yaymak şeklinde bir girişimimiz olacak. Evet, bu gerçekten çok güzel bir girişim. Bir de sözlü tarih projeleri var değil mi hocam? Evet. Tarih Vakfı'nın. Bu da gerçekten bellek açısından çok önemli bir proje. Bu konuda yani isim zikretmem gerekirse hakikaten Türkiye'de Leyla Nezi'yi zikretmem gerekir. Bu alanın Türkiye'de öncülerinden biridir kendisi. Hem de hem eğitimini verdi, hem bu konudaki literatürü Türkiye'de oluşturmak konusunda öncülük yaptı. Onun hazırladığı kitaplardan biri. Tabii sözlü tarih aslında yazıya geçmemiş, belleklerde kalan tarihin yazılı hale getirilmesi aynı zamanda ki bir sonraki kuşak içinde kullanılabilecek çok, kaynak demek. Mesela şimdilerde Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Vakfı bu işi çok iyi yürütüyor. Yani takdirle izliyoruz. Bizim çok dayanışma içinde olduğumuz bir kurum kadın. Aslı Davas başında bu kurumun, Kadın Eserleri Vakfı'nın ve derneğinin. Mesela onlar kadın arşivlerini alıp onları kataloglar haline getirip tasnifliyorlar. Ben hep şunu söylerim, bu genellikle unutulur Türkiye'de. Mesela bizde aile tarihi bile kadın üzerinden yürür. Yani o ailenin gelini bile olsanız, gelini o evin erkeğinden daha iyi aile ilişkilerini ve tarihini bilir. Yöredeki böyle bir takım kutsal kişiler vesaire onları bilir. Onların o mitolojinin yani tarihini bilir ve o tarih kadın üzerinden aslında nakledilir, aktarılır. Dolayısıyla bu açıdan da hem sözlü tarihin hem kadınlarla sözlü tarih yapmanın çok büyük bir önemi var. Bazı şeyleri kaydetmek ve o birikimi yazıya çevirmek açısından. Kadın Eserleri de çok iyi yapıyor. Tarih Vakfı da zaten bu işin öncüsü ve biz mesela kurum tarihi yazarken buna çok dikkat ediyoruz. Örneğin şu anda Alman Lisesi'nin tarihi yazılıyor. 150'ye yakın sözlü tarih yapıyoruz biz. Yani bayağı bir büyük bir rakam. Fakat onlar bize hepsini belki kitapta kullanılamaz, kurum tarihinde kullanılamaz ama şimdi artık onlar kurum arşivinde yer alacak. Çok iyi. Arşiv de oluşuyor tabii, yani. İleride bir daha o kurumun tarihi yazılmak istenirse onlara hazır başvurulabilecek malzeme. Hazır malzeme. Belgesel de yapabilirsiniz, kitapta hazırlayabilirsiniz, broşürde hazırlayabilirsiniz. Bu açıdan çok önemli geliyor yani bana. Bir bellek oluşturuluyor sözlü kesinlikle. Evet, bir birikim, bir bellek, bir arşiv, bir kütüphane. Yani hem araştırmacılar için hem de yani herhangi birileri için, herkes için. Ve biz bu işlerde çok geç kaldık biliyorsunuz. Yani çok maalesef. Çeşitli nedenlerle. Mesela mübadeleye bakıyorsunuz. Mübadele konusunda Yunanistan'da Küçük Asya Araştırmaları Cemiyeti'nde, merkezinde. Türkiye'den gidenlerle ilgili çok sayıda görüşme yapılmış. Evrak, o eski tarih. Büyük bantlara alınmış. Buradaki alışkanlıklar, kültür, yemek ortam, tarifleri. Yemekler, sosyal hayat dediğiniz gibi. Biz bunu ne yazık ki yapamadık. Yani Türkiye'nin bu kadar büyük kültürel birikimi var, Kürt nüfusu var. Mesela Kürt Enstitüsü'nü biz kuramadık. Başka ülkeler kurdu veya bir Ermeni Enstitüsü'nü biz kuramadık veya bir Yahudi Enstitüsü'nü biz kuramadık. Bu konularda çok geciktik. Belki bundan sonra
bu birikimi, bu toprakların kültürünü, bu bir arada yaşama, barış içinde, demokrasi içinde bir arada yaşamaya da yarayacak tarzda bütün bu birikimi, merkezleri, enstitüleri kurabiliriz. Buralarda bu dilleri öğretebiliriz umarım ve dilerim. Dilleri, yani, edebiyatları, kültürleri, kesinlikle. Birbirleriyle yaptıkları alışverişleri. Kesinlikle. Sonra. Mesela biz en son yaptığımız projelerden biri Yukarı Dicle Vadisi'nde somut olmayan kültürel mirasın derlenmesi diye bir proje derleme yaptık. Bu biliyorsunuz UNESCO'nun tarifi somut olmayan kültürel miras. Ninni'den Bilmece'ye kadar, işte şarkı türküden kutsal yerlerin ziyaretine kadar birçok konu bu somut olmayan kültürel mirasın konusu halinde. Ve biz mesela Tarih Vakfı olarak bunu yurt dışından da desteklediler. Bunu hem TİKA destekledi, Yukarı Dicle Vadisi Kalkınma Ajansı destekledi. Hem British Council destekledi. Biz önce öğretmenlere eğitim verdik. Öğretmenler öğrencilerine eğitim verdi ve oradan bir birikim elde ettik ve bunun sergisini de yaptık. Küçük kitapçığını da çıkarttık. İşte bunları aslında arttırmamız gerekiyor. Yaygınlaştırmak gerekiyor. Farklı birimler oluşturup buradaki çalışmaları evet, mesela başkalarına... Mesela bunu Mardin Merkezi'de yaptık. Oradaki elde edilen bütün bilgileri, bulguları da Mardin Müzesi'ne verdik aynı zamanda. Yani bu birikim orada da kalsın diye. Mesela hemen çevreden bize talepler geldi. Batman'dan, Siirt'ten. Hani bunu burada da yapabilir miyiz? Burada da. Tabii ki kaynak bulduğumuz sürece biz tabii kendi birikimimizi cömertçe paylaşmaya hazırız. Aslında. Kesinlikle öyle. Ve gecikmememiz lazım. Çünkü çok derin bir değişimden geçiyoruz. Bu derin değişim biraz bellekleri de törpüleyen bir değişim. İşte bu teknolojisiyle, kültürüyle, siyasetiyle yaşanan bu derin değişimin bunları unutturmasına izin vermeden bir an önce kayda geçirmemiz lazım. Yani. Böylece hani bu kayıtsız toplumu kayda geçirerek biraz daha değiştirmek Çünkü mümkün olabilir. Çünkü Türkiye'nin kültürü sözlü kültür. Yani sözlü kültür üzerinden. O yüzden okuma azdır bizde ama dinlemek, sözlü kültür, hatta bu siyasette bile çok önemlidir. Evet, hep hitabet, etkileyicilik. Evet, doğru. Hocam şimdi kitapları hazır başlamışken biraz… Hem de bu şehir vesilesiyle dediniz. Madem programımızın adı şehir hepimize. Evet, hani şunu söyledik, Tarih Vakfı yerel tarihçileri seferber eden, organize etmeye çalışan zaten bir geçmiş var. Şimdi onu tekrardan farklı bir bakış açısıyla organize etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da tabii ki içinde yaşadığımız şehri ki bu başta İstanbul olmak üzere biz İstanbul'da olduğumuz için veya İstanbul dünya başkenti olduğu için çok önemli. İşte Leyla Nezih'in kitabını tekrar hatırlatayım. Bu, İstanbul'da hatırlamak ve unutmak adı çok güzel. Evet, çok da güzel bir başlığı var Leyla Nezih'in. Mesela yine İstanbul Limanı. Üzerine ikinci baskısı ve bunların aslında ikinci baskı görünüyor ama bir kısmının baskısı da yok, kalmadı. Uzun yıllar Tarih Vakfı'nın başkanlığını yapmış olan İlhan Tekeli Hoca'nın çok değerli çalışmaları var bu konuda. İlhan Tekeli Hoca'nın çalışmalarını hem onun kulaklarını çınlatmak istiyorum. Hakikaten Türkiye ve Tarih Vakfı kendisine çok şey borçlu. O da hiçbir karşılık beklemeden yıllarca Tarih Vakfı Başkanlığı'nı yürüttü. Ve çok güzel çalışmalar yaptı. Ve Tarih Vakfı da onun çalışmalarını bir toplu eserler halinde, 30'a yakın cilt halinde topladı. Mesela bir başka eseri bu. Kent İçi Ulaşım ve Tarihi Yazıları. Çok güzel yazılar var mesela burada. Türkiye'de değişen kenti görüyorsunuz. Dolmuşuyla, gecekondusuyla, varoşlarıyla, altyapısıyla ve buna bakış açısıyla. Veya Erol Tümertekin'in İstanbul İnsan ve Mekan. Erol Tümertekin galiba Mimar Sinan Üniversitesi'ndeydi hatırladığım kadarıyla. Onun olağanüstü hızla değişen İstanbul üzerine 1960 ve 70'lerde yaptığı araştırmalar ve yayınladığı makalelerden oluşan bir kitabı bu. Bu da çok değerli kitaplarından biri. Mesela İstanbul'un çok ilginç hanlarından biridir Büyük Valide Han. Bu bir ekip çalışması. Birden fazla disiplini bir araya getiren bir çalışma bu. Tarihçisiyle, mimarıyla, antropoloğuyla. O da çok güzel bir kitap oldu. Mesela bu kitap İstanbul gezilerinde kullanılan bir kitaba dönüştü bu arada.
Ve bu da yani meraklısı için ilginç olabilir. Evet, çok güzel. Kent araştırmaları bibliografisi. Bu alanda çalışmak isteyenlere en azından 1994-95 yılı itibariyle bir envanter sunuyor. Tabii bunu aslında bunları güncellemek lazım. Hı hı. Fakat bu işte buna her şeye gücümüz yetmiyor bizim. Bizim evet. Mesela şu anda basılan kitaplarımız biz yönetime geldiğimizden beri hepsi sponsorla basılıyor. Hı. Çünkü kendi kaynaklarımız bu konuda yeterli değil. Ve her basılan kitapta da kimin sponsor olduğunu belirtiyoruz. Hı hı. Ve onu belirtirken de şeffaf ilerliyoruz. Yani mesela sponsor olacak kişiye kitabın adını söylüyoruz. Kaç sayfa olduğunu ve bize ne kadar bir maliyet taşıdığını veya verdiğini, matbaa maliyetinin ne kadar olduğunu fatura üzerinden bir sponsorluk talep ediliyor. Şu ana kadar da çok güzel işledi bu. Ve biz kitabın künye sayfasına da bu sponsorluğu belirtiyoruz. Çok bazen iyi. İsim belirtilmesini istemiyorlar. Tarih dostu diyoruz. Bazen isim belirtilmesini istiyorlar. İsim belirterek. Dolayısıyla hani şöyle bir şey de olmamış oluyor. Hani Tarih Vakfı'na ya işte yardım edin, bağış yapın. İşte nereye gitti bu? Hani insan düşünebilir. Herkes biliyor yani. Evet, ama şimdi yaptığınız yardımın tam karşılığını, fatura karşılığını görüyorsunuz. Çok o iyi. Da hani bir güven ilişkisi, şeffaflıktan kaynaklanan bir güven ilişkisi sağlıyor. Tabii bunun artmasını diliyoruz. Çünkü evet, buradan da duyuralım. Evet, bu tür yayınların, böyle güzel yayınların devam edebilmesi için katkı yapmak isteyenler Tarih Vakfı ile iletişime geçebilirler. Kesinlikle ve hemen yalnızca fatura maliyeti üzerinden bir sponsorluk. Dolayısıyla çok şeffaf, güvenilir bir ilişki kurulmuş oluyor. Burada bir kitap daha kaldı hocam. Evet. Şimdi bu da bizim son iki yıl yönetim kurulumuzun göreve geldiğinden beri faaliyet raporu hazırladık. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bu faaliyet raporunu arkadaşlar böyle bir kitap olarak kitap hazırladıkları zaman inanın ben de şaşırdım. Çünkü insan içinde yaşadığı zaman ne kadar çok şey yapıldığının farkına varmıyor. Evet. Yaparken fayda evet, edemiyor. Yaparken doğru. Farkına varmıyor ama bir şeyden kitap boyutunda. Sonra evet. İşte Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Bursa'da, Eskişehir'de, Bursa'da, Çanakkale'de yüzlerce diyebileceğim toplantı. Uluslararası toplantılar bu arada, sırf ulusal Hı-hı. toplantılar değil. Onları organize etmek çok zor oluyor. Seminerler düzenledik. En son Marksizm üzerine bir 7 evet çok rağbette gördü o. 1968 üzerine bir büyük toplantı düzenledik. Benim mesela borcumuz olarak düşündüğüm ve yaptığımız için çok mutlu olduğum Adalet Ağoğlu üzerine Erol Köroğlu'nun Boğaziçi'nden hakikaten çok güzel düzenlediği bir toplantı evet. oldu. Yani Adalet Hanım da katıldı. Onun da katılmasına böyle bir toplantıya çok sevindik. Evet. Buna benzer hakikaten sayısız toplantı oldu. Mesela Avusturya Büyükelçiliği Kültür Ofisi ile Karlofça-Pasarofça üzerine toplantılar oldu. Böyle uluslararası ayakları da olan ki şimdi bu benim ikinci dönemimizde yönetim kurulu olarak. Şimdi bir yandan Türkiye'ye açılmaya çalışıyoruz. Mesela benim en büyük hayallerimden biri ki muhtemelen bu 2020'de hayata geçirebileceğiz bunu. Taşra'daki akademisyenlerin, bu alanda çalışan değerli akademisyenlerin ki Taşra'da insanlar genellikle biraz mahcup olurlar. Hani kendilerini öne çıkaramazlar. Bizim buna bir ön ayak olmamız, onları İstanbul'a davet edip konferans verdirmemiz gerekir. Bu bizim onlara da bir borcumuz bir diye düşünüyorum. Bir network'ü de sağlamak evet, bir network'ü oluşturmamız gerekir. Dolayısıyla becerebilirsek şimdi 2020'deki planlarımızdan biri Türkiye'nin İstanbul dışında özellikle Karadeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerindeki, üniversitelerdeki hakikaten çalışan, emek veren, üreten arkadaşlarımızı, tarihçilerimizi İstanbul'a getirip onların masraflarını karşılayıp işte bir gecelik belki yatacakları
katkılarını karşılayıp onlara bir konferans verdirmek, böyle bir diziyi başlatmak istiyoruz ki dediğiniz gibi bir network'te oluşturabilelim böylecilikle. Böylece herkes ne çalıştığını ve birbirleriyle nasıl eklemlenebileceğini de görür. Hı-hı. Yani yani fikir alışverişi ortamı sağlamak da çok önemli. Kesinlikle. Özellikle öyle. Taşra'da dediğiniz gibi o yalnızlıktan kurtarmak, hı-hı, ve o network'ün içine sokulmak çok önemli. Çünkü biliyoruz biz çeşitli dergilerden, toplantılardan gerçekten orada mütevazi bir tavırla bu alana emek veren, yani herhangi bir kaprisi, egosu olmayan, hı-hı, ama hani biraz İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, evet, kopuk yaşayan çok değerli araştırmacılar, akademisyenler var. Umalım ve dileyelim. Evet, hani bu onu da duyurmuş olalım, evet, hatta. Belki öyle o akademisyenler için de bir çağrı, evet, yapmak, böyle bir network'ün içinde, hı, olmaları için. İsteyenler bizden temas edebilirler. Temas ederlerse çok iyi olur. Bir de hocam İstanbul Ansiklopedisi, evet, Tarih Vakfı'nın yaptığı, hı, en şahane şeylerden biri de o biri galiba. Kesinlikle, değil öyle mi? İstanbul Ansiklopedisi hala basılıyor, değil mi? Evet, yani Bağış hala baskısı elimizde var İstanbul Ansiklopedisi. Hatta bir ara 2010 biliyorsunuz İstanbul Kültür Başkenti vesaire gibi bir şey vardı. Ona bir update edilmiş, güncellenmiş bir versiyon olabilir mi diye düşündük. Fakat o günün ve o bütçelerin koşulu içerisinde, o da bir hengame halinde yaşandı Türkiye'de çünkü. Mümkün olmadı bu. Fakat hala İstanbul Ansiklopedisi temel referans kaynaklarından biri. Önemli. Bir şehir ansiklopedisi olarak da, tamamlanmış bir şehir ansiklopedisi olarak da Türkiye'de bir ilk. Şimdi bir hayalimiz daha var bizim gerçekleştirebilirsek. Şimdi birincisi bize bağışlanmış arşivler var. Pertev Naili Boratav gibi, Beyice Boran gibi, çok değerli yazarların, Necmettin Sahir Sılan gibi. Şimdi ben onlar için bir sponsor arıyorum. Onları dijitalize ettirip ücretsiz olarak araştırmacılara açmak. Herhangi bir ücret talebi olmadan. Çünkü biraz da borcumuz diye bakıyorum buna. Bize emanet edilmiş. Mümkün, çünkü özellikle Türkiye'nin sol tarihiyle de, sendikal tarihiyle de ilgili çok değerli, siyasal partiler tarihiyle ilgili çok değerli bağışlanmış arşivler var. Fakat biz eleman sıkıntısı nedeniyle bu ayrı bir organizasyon gerektiriyor. Uzman çünkü gerektiriyor. Uzman gerektiriyor, çok haklısınız. Bunu hakkıyla okuyucuya sunamıyoruz maalesef. Ben de işte bir ara çözüm olarak bir mümkün olduğu kadar ses kayıtlarını, plakları, fotoğrafları, belgeleri bir dijital ortama aktarıp oradan okuyucuya açalım. Herhangi bir ücret de talep etmeyelim. Bu araştırmayı teşvik edelim istiyoruz. İkincisi, mümkünse toplumsal tarihin belli bir sayıya kadar eski sayılarını dijitalize ettirip okuyucuya internet üzerinden dahil olmak üzere açmak istiyoruz. Üçüncüsü, kitapları. Telif hakkı bizde olan, telif açısından sorun çıkarmayacak. Artık baskısı yapılmayan ve yapılmayacak olan kitapları dijital PDF artık olarak, hani zaten yapılıyor biliyorsunuz bu. Evet, hani, her yerde var. Evet, yani bizler de çeşitli vesilelerle kullanıyoruz. En azından resmi olarak. Evet, hiç olmazsa tam hakkıyla biz yapmış oluruz. Sonuncusu da işte bu sizin söylediğiniz sözü oraya getirecektim. Çok önemli bir şey bu. İstanbul Ansiklopedisi'ni de mümkünse telif hakkı sorunu çıkartmayacaksa onu da madde madde ulaşılacak şekilde internet ortamına taşımak istiyoruz. Tabii ama bunların hepsi sponsorluk istiyor. Hatta ben bunu sponsorluk görüşmeleri yapıyorum çeşitli. Şunu da ifade ediyorum. Siz buna sponsor olun. Biz onların gerekirse her sayfasına sizin kurumun logosunu bile koyarız. Yeter ki bunları dijitalize edelim ve okuyucuya, araştırmacıya açalım bunları. Çünkü bir arşiv sizde olduğu sürece ve yararlanılmadığı sürece değerli değil. Hiçbir anlamı yok. Yani biz koleksiyoner değiliz çünkü. Yani değiliz. Kendi özel arşivimizi paylaşmak için evet, var. Biz paylaştıkça değerlendiğini, paylaştıkça değer kazandığını düşünüyoruz. Ama işte bu da hani kendinizi hiçbir kuruma teslim etmeden hayatınıza devam etmek istiyorsanız kendi kaynaklarınıza biraz zor oluyor. Birkaç yurt dışında fonlar vardı bu konuda. Onlara da başvurduk ama şey yapamadık. Fon henüz alamadık. Bir tanesi hala bekliyor. Buradan o çağrıyı evet, da yapmış o olayım ben evet, sizin yapalım. Aracılığınızda. Çok teşekkür evet, ederim ayrıca size biz bu fırsatı verdiğiniz ederiz. Bize. Biz çok teşekkür yani ederiz. Bunların dijitalize edilmesine katkı yapmak isteyenler, katkılarının her boyutu belirtilmek üzere bize başvururlarsa
bu değerli arşivi Türkiye'ye kazandırırız. Mesela bu arşivin bir boyutunu daha söyleyeyim size. Bizde Türkiye'de Sol adına çıkmış çok değerli ve dünyada koleksiyonu olmayan dergiler de var. Çünkü bir kısmı illegal çıkmış, 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda, yurt dışında çıkmış vesaire. Mesela mümkün olduğu kadar, TÜSTAV çok güzel yapıyor TÜSTAV mesela. TÜSTAV güzel yaptı. Erden Akbulut'un kulakları çınlasın. Hepsini dijital ortama aktarıyorlar. Dijital ortama aktarıyorlar. Biz kendileriyle bu konuda yardımlaşıyoruz karşılıklı olarak. Çok güzel yapıyorlar o işi. İşte bunun bir şey, bir benzerini de Tarih Vakfı olarak biz yapabilirsek hakikaten evet, bize emanet edilen o arşivin değerini aktırmış ve artırmış oluruz. Aktarmış da olarak oluruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bugün burada bizimle bütün bu deneyimlerinizi paylaştığınız için. İsterseniz buradan yine birlikte bir çağrı yapalım. Tekrar. Ben de müsaade edin size teşekkür edeyim. Gerçekten hem işte Tarih Vakfı'nı hem onun çalışmalarını anlatma fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Rica ederiz. Biz de bundan dolayı çok mutlu olduk. Buradan hocayla birlikte tekrar duyurmuş olalım. Tarih Vakfı'na destekleriniz tarihin ve belleğin yaşatılması için çok değerli. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.